Woman TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün yine birlikteyiz ve canlı yayında yeniden başla diyoruz. Yalnız bu sabah saatlerinde üzücü bir haber aldık. Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. 84 yaşında kalp krizi sonucunda hayatını yitirdi ve tüm sevenlerinde yasa boğmuş oldu. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz Woman TV ailesi olarak. Başa devam ediyor biz konuğumuzla, hocamla sohbete başladık çünkü konumuz önemli. Herkesin de kendinden bir şeyler bulabileceği muzdarip olduğumuz dertlerden bir tanesi. Mide şişkinliği, gaz problemi, gaz sancısı ve daha fazlasını konuşacağız bu yayında. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Mide şişkinliğiyle başlayacağız konuşmaya. Gerçekten de aslında hepimizin zaman zaman yaşadığı problemlerden bir tanesi değil tabii, mi? Tabii. Mide şişkinliği toplumumuzda çok yaygın. Tabii şişkinliği yapan asıl nedir? Gazdır burada. Yaklaşık evet. %70-80 midede aşırı gaz birikmesi veya sindirim sisteminde şişkinliğe sebep olacaktır. Bazen de aşırı fazla yediğiniz zaman bazı yemeklerde gaz değil de yenilen gıdalar mideyi doldurduğu için şişkinlik yapacaktır. Evet, genelde peki neden olur? Hani yemekten dolayı oluyor ama böyle bazen psikolojik sebeplerde de hani şişkinlik yaşamamız mümkün değil mi? Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi biz mide şişkinliğini yapan sebepleri ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi organik sebepler. Diğeri de fonksiyonel dediğimiz, aslında psikojenik nedenlerin yattığı ikinci grup oluyor. Şimdi organik sebepler daha çok mide ülserinden olabilir veya 12 parmak bağırsağı üzerinden olabilir. Ama başka bir şey var. Midenin arkasında pankreas dediğimiz bir organ var. Eğer ki iyi çalışmazsa gerçekten sindirim sistemi enzimleri yetersiz olacaktır. Ve sindirim yetersiz olunca da şişkinlik olacaktır. Yine karaciğer safra yetersizliği olursa o durumda yine şişkinlik olacaktır. Yani şişkinliğin sebebi çok fazladır. Bir de bağırsaktan kaynaklananlar vardır. Özellikle Türk toplumunda da sık görülen bir laktoz intoleransı deriz. Yani süt şekerini parçalamadaki yetersizlik. Sütün içindeki laktoz denen şekeri parçalayan laktaz denen bir enzim var. Bebeklikte herkeste bulunur ama bu giderek kullanılmadığı için azalır. Ve ileri yaşlarda süt içenlerde bu sütün sindirimi olmayacağı için süt üst taraftan emilemeyince ince bağırsakları geçer ve kalın bağırsağa gelir. Kalın bağırsakta da o sütü bekleyen 1,5 kilogram bakteri vardır. Tabii 1,5 kilogram bakteri bu sütün üstüne atlayıp parçalayıp gaz oluştururlar. Aslında bu bir fermantasyondur. Ne olur sonunda tabii şiddetli bir şişkinlik olur ama başka bir şey var. Şişkinlik yapan Türk toplumunda önemli sebeplerden teki de buğdaya karşı intoleranstır veya çölyak hastalığı veya biz gluten hastalığı olarak da geçer. Buğdayın içinde bir protein vardır, gluten. Onun da içinde gliadin denen bir fraksiyon var. O bizim 12 parmak bağırsağında özellikle parmaksı çıkıntılar vardır. Onları yok eder, düzleştirir. Düzleştirince de emilim yüzeyi azalır. Çünkü ince bağırsaklardaki o çıkıntılar emilim yüzeyini normalde şu masa kadar olan bir alanı bir futbol sahası büyüklüğüne arttırır, çıkartır. E tabii bu alan küçülünce emilim yapılamamış olur. Gıdalar emilmeden kalın bağırsağa gider. Yine bu sefer bağırsaktaki bakteriler bu gıdaların üstüne hemen atlayaraktan, parçalayaraktan gaz çıkışına sebep olacaktır. Evet. Hocam burada sütten de bahsetmişken bazen mide sancılarında, mide şişkinlik olduğunda kimileri süt içerken kimileri de daha çok şişkinlik yapacağını söylüyor. Sizce hangisi olur? Aslında çok önemli bir konu tabii. Sütün şöyle bir özelliği vardır. Ülserin üstündeki proteinlere bağlanır, ülserin üstünü kapatır. Eski dönemlerde, şimdiki mide ilaçlarımız çok güçlü ilaçlar. Mide ilaçları çok yeterli değilken, vardı bazı mide ilaçlarımız ama yani hem midenin asidini azaltıyor ama idrar yolu problemi yapıyor, mesane disfonksiyonu yapıyor, ağzını dilini kurutuyor. Çünkü tükürük bezlerindeki tükürük salınımını bile engelliyor. Şimdi bu tip ilaçlardan dolayı kişiler daha çok, bu tabii 30-40 sene önceki bir olay, süte yönelirdi. Süt ülserin üstündeki proteinlere bağlanıp geçici olarak üstünü örttüğü için asit zarar veremezdi ülsere, ülser tabanına. Veya yemek borusunda, şimdi tabii ülser azaldı, mide ilaçları çok kullanıldığı için, hatta kontrolsüz kullanıldığı için ülser azaldı. Ama reflü hastalığı çok yaygın şu anda. Evet. Reflü dedi ki ülserin de üstüne bağlanabilme özelliği var. Tabii ilk başta sütün özelliği gidip ülserin üstünü kapatır ve ağrıyı, sancıyı azaltır. Ama 30 dakika sonra sütün asit salınımını arttırıcı etkisi vardır. Bu sefer asit artacağı için yine aynı şekilde ülser ağrısı başlar. Yani süt geçici olarak yarım saatliğine rahatlatır.
ama sonradan şikayetleri tekrar başlatır. Evet, biraz daha evet reflüyü de çok fazla duyuyoruz zaten günümüzde. Ben de bu dertlerden muzdarip kişilerden bir tanesiyim. Evet. Reflü bazen aslında reflünün tabii dönem dönem ağır seyrettiği dönemler oluyor. Birazdan sizden sonra da kalp sağlığını konuşacağız. Şimdi kalp krizine benzer şeyler de, semptomlar da gösteriyor bazen reflü ataklarında özellikle. Yapar. Şimdi sizce reflün özellikle neden oluşuyor ve daha çok strese kaynaklı, stres kaynaklı olabilir mi? Reflü şimdi eğer ki reflü çok farklı bir hastalıktır, birçok dinamiği vardır ama siz yemek borusunun alt kapağı ile ilişkili bir olaydır. Yemek borusunun alt kapağı normalde çok sıkı kapalı olmalıdır ama gevşekse asit yukarıya çıkar, iner ve yemek borusunun alt ucunu yakar yukarıya çıktığı zaman. Ama bunun yanında bazı kişilerde hem yemek borusunun alt kapağı gevşektir hem de mide göğüs boşluğuna kaçmıştır. İşte biz buna mide fıtığı deriz. Kişide mide fıtığı varsa yemek borusunun alt ucundaki boşluk o kadar geniş olur ki yani elma kadar bir boşluk olur. Rahatlıkla midenin içindekiler göğüs boşluğuna ve arkasından yemek borusuna kaçar, ses tellerini harap eder. Hatta farinks dediğimiz yutak bölgesine kadar çıkar. Ama işin açıkçası reflünün asıl sebebi kapak açıklığı veya mide fıtığından daha çok açılıp kapanma bozukluğudur. Hmm. Şimdi biz endoskopla girip baktığımız zaman yemek borusunun alt ucu aslında reflü hastalarında %85 oranında kapalıdır. Ve biz deriz ki yemek borusunun alt ucu kapalı. Demek ki endoskopik olarak reflü yok. Ama hasta der ki yani tamam orası kapalı olabilir ama göğsümde çok şiddetli yanmalar var der. O zaman biz burundan incecik bir kateter yerleştiririz yemek borusuna. Bu asit ölçer. Aslında reflünün altın standart tanısı endoskopi değildir. Endoskopi tanıda çok çok yardımcıdır. Ama asıl olay burada yemek borusundaki asidi ölçme olayıdır. Biz buna pH metre, asit metre deriz. Hatta şöyle bir şey var. Bizim yeni cihazlarımız boğazdan 1 milimetrelik bir kabloyla gireriz ve yemek borusuna yerleştiririz onu. Hem asidi ölçer hem de yemek borusunun alt ucunda safranın geriye kaçışını. Yani 12 parmak bağırsağındaki safra mideye geliyor. Oradan da yemek borusuna kaçıyor. Siz istediğiniz kadar asit düşürücü ilaç verin bu durumda. Çünkü asit kaçmıyor yukarıya. Safra kaçıyor ve yakıyor. O zaman yapılması gereken şeyler farklıdır. İşte onu da ölçen empedans metre var. Asit ölçen çubuğun en altında asit ölçen sistem var. Sonradan empedans çubukları vardır. Hem safrayı ölçer hem de yemek borusuna kaçan gazı ölçer. Hem de yemek borusuna kaçan katı gıdaları bile ölçebilir. Yani o kadar teknolojik bir sistemdir. Evet, artık her şeyi öğrenmek mümkünleşti. Tabii yani reflüsü olan bir kişinin şikayetlerini aydınlatmak çok kolay. Ama şöyle bir şey var. Reflüde asit yukarıya çıkıp yemek borusunun alt ucuna değdiği zaman yemek borusunun çok koordine kasılmaları vardır. Saniyede 2 santimetre hızla. Bu koordine kasılmalar bozulur. Bir yukarıdan bir aşağıdan kasılır ve göğüste ağrı oluşturur. Bu sefer kişi kendisinde kalp krizi olduğunu düşünür. Ve hemen kardiyoloğa veya acil servise gider. Kardiyak inceleme yapılır. Biz de ilk başta deriz ki öncelikle kardiyolog incelemeli. Eğer ki kardiyolojik yönden bir problem yoksa biz reflüyü araştırırız. Evet endoskopi yaparız ama yemek borusunun hareketini hem asidi ölçen ayrıca bir de hareketini ölçen manometri dediğimiz cihazlar var. Onları da kullanırız eğer ki göğüs ağrısı varsa. Evet hocam biraz da reflüye geçmiş olduk ama şimdi tekrar mide şişkinliğiyle devam etmek istiyorum. Hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. Mide şişkinliği problemine ne gelir? Nasıl besinler tüketmeliyiz bu şekilde bu dertten muzdarip şekilde? Şimdi mide şişkinliğin bir altta yatan sebep neyse organikse o tedavi edilmeli. Ülserse ülser. 12 parmak bağırsa ülserse tedavi edilmeli. Pankreatitse onun tedavi edilmesi lazım. Karaciğer hastalığıysa yine onun ortadan kaldırılması lazım. Eğer organik sebep varsa ortadan kaldırılmalı. Ama organik sebepler yanında psikojenik sebepler vardır. Bunda gerçekten gaz artışı yoktur. Ben şöyle göstermek isterim. Normalde bir kişinin mide bağırsağındaki gaz aslında bu kadardır. 200-300 cc kadar gaz vardır bir kişinin. Yani gazımız zaten vardır bizim. Sindirim enzimlerinin gıdalarla etkileşiminden dolayı ortaya çıkan bir gaz çıkışı vardır. Yuttuğumuz bir gaz da vardır ama bu kadardır. Fakat kişinin organik bir hastalığı varsa, örneğin biraz evvel dedik ki çölyak hastalığı var ise veya laktoz intolerans dediğimiz süte karşı bir alerji varsa veya diğer gıda intoleransı varsa o zaman gaz miktarı şuradan şu kadara çıkar. Yani aşırı miktarda gaz artışı olur. İşte bu durumda kişi gerçekten müthiş bir sıkıntı hisseder. Hatta bel çevresinde genişleme olur. Ama bir de şu psikojenik hastalıklar vardır.
kişi birçok şeyi içine atar. Yani Türkiye'de de bu çok olur. Kendisiyle ilgili problemleri vardır, sosyal hayatıyla vardır, eşiyle, çocuklarıyla vardır, kayınvalidesiyle, geliniyle vardır ve bunları hep içine atar, 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 atar. Evet. Bunlar dışarıya çıkamaz. Çıkamayınca da sıkıntı oluşur. Sıkıntı da şöyle oluşur. Gazı algılayan algılayıcılarda bozukluk ortaya çıkar. Normal insanda bu kadar gaz vardır ama psikojenik olarak şikayeti olanlarda da gaz miktarı aslında aynıdır. Değişen bir şey yok. Ama o kişilerin burada gördüğünüz gibi alıcılarında hassasiyet vardır. Evet. Şuradaki siyah noktaları biz alıcılar olarak düşünüyoruz. Bunlar normalde 5 şiddetindeki gazı almak için ayarlanmıştır ama tabii ki aşırı titiz, dikkatli, itinalı kimselerde bu eşik 5'ten 2'ye, 1'e kadar düşer. Bazen hatta normal gazı bile gazım var, ağrım var diye algılar ve beyne sinyal gönderir. Yani kişide gerçekten gaz artışı yok psikojenik sebeplerle olan durumlarda. Gazı artmış gibi algılama var. Bu alıcılarda, sensörlerde bozukluk var. O zaman biz ne yaparız? Tedavi demiştiniz ya. Organik sebeplerse organik sebeplerin tedavisini yaparız. Ama psikojenik sebepler ise bu alıcıların hassasiyetini azaltırız. Bunu yapmak için de elimizde bazı ilaçlar vardır. Onları kullanırız. Bunlar %40 etki eder. Yani aslında %60'ı boşta bırakmış oluyoruz. %40 o tedavi edebildiğimiz gruptakiler basit mide bağırsak ilaçlarıdır. Mide bağırsak hareketlerini düzenleyen, kasılmayı ayarlayan ilaçlardır. Ama baktık olmuyor, antidepresan kullanırız. Evet. Hastalarımız da der ki bize, niye antidepresan veriyorsunuz bana, benim depresyonum yok ki. Gerçekten bu kişilerin depresyonu sadece %30'unda vardır. %70 boş yere ilaç vermiş olacaksınız. Ama bizim amacımız kişinin depresyonu değil. Bu alıcıları küntleştirmek, körleştirmek ve eskisi gibi eşik seviyesini birden ikiden beşe çıkartmak, yani normal seviyeye getirmek ki normal gazı da ağrı, sızı, gaz olarak algılamasın. Bu alıcılar önemli bir konu. Bunları küntleştirmek ve gerekirse antidepresan tedavi önemli bir konu. Hastalarımız genelde antidepresan kullanmayı reddederler ilk başta ama sonraki dönemlerde kullanınca keşke daha önce kullansaydım derler. Hep derler ya hocam, zaten genelde mide rahatsızlıkları hassas insanların rahatsızlıklarından biridir diye. Mide sanırım hassasiyeti en iyi ölçüyor. Hatta kalpten ve beyinden çok daha öncük galiba bu konuda. Doğrudan beyinden iki tane sinir çifti çıkar, 10 numaralı sinir. Yemek borusunun önünde, arkasında, aşağıya inerler. Bütün yemek borusu, mide, pankreas, karaciğer, ince bağırsak, kalın bağırsak onları inerve eder. Yani sinirlendirir. Yani bağırsak hareketleriyle beyin arasında direkt bağlantı vardır. Onu bırakalım, bağırsağın içindeki mikrobiyata dediğimiz 1,5-2 kilogram kadar mikropların veya bakterilerin salgıladığı bazı maddeler bile beyne direkt olarak iletilebiliyor. Evet. Yani etkileşim çok fazla beyinle mide bağırsak arasındaki. Peki hocam, genelde sürekli geğirme ve gaz çıkaran kişilerin mide sancısı mı vardır, yoksa başka sebepleri var mıdır bunun? Bu çok önemli. Mide, bir kere biz mide gazı dediğimiz zaman üst sindirim sistemi gazı veya ağızdan çıkardığımız gaz. Yani üstten gaz deriz. Yani gazı biz üstten gaz, alttan gaz olarak ikiye ayıralım. En kolayı bu olacaktır. Şöyle. Ama üstten çıkardığımız gazın da en büyük sebebi geğirmedir. Geğirme demek yutulan havanın geriye çıkartılması. Kişi yutar, çıkartır, yutar, çıkartır ve devamlı bunu yapar. Hatta gastroenterologların yanında böyle 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika üst üste yutar, çıkartır, yutar, çıkartır. İnanamazsınız. O kadar bunu yapabilir ki artık refleks haline gelmiş ve alışmış buna ve bu rahatsız edicidir kendisi için. Ama aslında bu bir dışarıdan yardım istemedir. Hoş görmek lazım tabii ki. Aslında yutuyor, çıkarıyor. Bunun sebebi psikojenik yüklenmelerden dolayı bazı şeyleri içine atıyor. Bu da bir kendisini koruma refleksi olmuş veya dışarıya karşı bir rahatsızlığını gösterebilme şekli olmuş. Ve deriz ki biz onlara, 10 dakikadır halen geğirme var, yutuyor, çıkarıyor, yutuyor, çıkarıyor. Hemen ağızlarının dişlerinin arasına bir kalem veririz. İşte o durumda refleksi bozmuş olursunuz. Isırdığı zaman kalemi hava yutamaz ve çıkartamaz. Bu geçici çözümdür. Başka tabii bir gastroenteroloji uzmanını görüp gerekli müdahaleleri yapması lazım, organik bir şey yoksa. Ya da psikojenik olarak içeride bastırdığı ne varsa onun bir şekilde ortaya çıkartılması için psikojenik destek alması da iyi olacaktır bu kişilerin. Peki gaz çıkarma, tam tersi çok fazla gaz çıkaramıyorsa bunda herhangi bir sorun var mıdır, kabızlık ya da herhangi bir şey? Bazı kişilerde gaz çıkarma zorluğu vardır ama aslında bu huzursuz bağırsak sendromunda olur. Yani kişi ne gazını çıkartabilir ya da kabızlığı vardır, onu da çıkartamaz. Veya dışkı yumuşaktır, onu da makattan dışarıya atmakta zorluğu vardır. Birazcık böyle gazını çıkartabilse rahatlar. Evet, gerçekten
bazen gazını çıkartamamadan dolayı müthiş rahatsızlıklar uğruyoruz. Onun için biz deriz ki eğer ki gazınız varsa özellikle huzursuz bağırsak hasta olanlarda bunu çıkartın deriz. Evet, peki huzursuz bağırsak sendromu neden olur hocam? Huzursuz bağırsak sendromu kısmen adı üzerinde olan bir sendrom zaten hastalık. Evet. Irritable bağırsak sendromu da denir. Huzursuz bağırsak hastalığı da denir. Şimdi orada en önemli şikayet karında ağrının olmasıdır. Kişide karın ağrısı var ama herkeste karın ağrısı var. Huzursuz bağırsak sendromunu hastalığını diğerlerinden ayıran sebep şudur. Karında ağrı var ama beraberinde dışkının sıklığında bozulma var. Yani sıklığı ya açılmış, hafta 3 günde, 5 günde, 10 günde, 15 günde bir tuvalete çıkıyor. Yani kabızlık var ya da sıklığı çok artmış. Günde 4 kere, 5 kere, 10 kere tuvalete çıkıyor. Evet. Bir ikincisi dışkının şeklinde değişiklik var. Dışkı ya çok yumuşamıştır ve suludur ya da çok katılaşmıştır, tane tanedir. Sonuçta karında ağrı olacak, dışkının süresiyle ilgili, dışkılama süresiyle ilgili bir problem var. Dışkının şekliyle ilgili bir problem var. Bir de şu var. Bu kişiler tuvalete çıktığında bu karında ağrıda veya diğer sorunlarda bir azalma ve rahatlama olur. Son zamanlarda yalnız şöyle bir şey var. Özellikle kriterlerden birisi de tuvalete çıktığında ağrının artıştır ama bu çok az bir grupta görülür. Sadece %5-7 kadar bir grupta. Peki bu genelde mesela dışarıda, farklı yerde, kendi evinin dışında tuvalete çıkamayan insanlarda da olur mu bu bağırsak sendromu, huzursuz sonuç? Dışarıda yani, kesinlikle dışarıda tuvalete gidemeyen insanlarda kabızlık ortaya çıkar. Hı. Ya da huzursuz bağırsak hastalığının tipleri vardır. Bir, kabızlıkla seyreden. İkincisi ishalle seyreden. Bir de mixed, karışık tipi vardır. Karışık olan tipte önce şöyle, herkes tabii içine atar atar bastırır, kişi kabız olur. 1-2-3-5 gün kabızdır. Sonradan sıkıntı, şikayet veya sınav geçer, düğün geçer ve bir çözülme başlar ve bu sefer ishale döner. Sonuçta özellikle kabız olanlar için gerçekten büyük problem var. Şöyle bir şey var. Bu kişilerin önemli bir kısmı dışarıda tuvalet seçerler. Sadece evlerinde tuvalete giderler. O zaman ne yaparlar? Dışkılama refleksi artık körelmeye başlar. Kişinin dışkılama hissiyatı geldiği anda tuvalete gitmeli. Nerede bulursa bulsun. Gerekirse yanında küçük dezenfektan taşıyabilmeli veya örtüler. Eğer ki geldiği anda gitmezseniz oradaki dışkılama refleksi zamanla körleşecek, kaybolacak ve hatta dışkı orada taşlaşacaktır. Hemoroide de sebep olabilir, bir de kabızlık tabii ki birçok sebep, birçok hastalıkları ortaya çıkarabilir. Kabızlık aynı zamanda bağırsağın son kısmının dışarıya sarkmasına ve makatta çatlaklara sebep olabilir. Biz kabız kalmamak için özen göstermeli, özenli beslenmeliyiz. Peki hocam, huzursuz bağırsak sendromunun tedavisi nasıldır? Huzursuz bağırsak sendromunda öncelikle kendilerine deriz ki sizi rahatsız eden gıdalar neyse onları diyetinizden çıkartın. Örneğin FODMAP diyeti deriz. Burada kısa zincirli karbonhidratlar vardır. Onları hayatından çıkartmasını isteriz. İşte tatlandırıcılar dahil bazı tip alkoller ve bazı tip şekerler, fruktanlar deriz, meyve şekerleri vardır, bir de galaktanlar. Bunları diyetisyenimize söylüyoruz, bu gıdaları çıkartıyor. 1-2 ay kadar buna devam ediyor. Ve eğer ki diyetten fayda görmüyorsa o zaman bazı ilaçlar başlıyoruz. Ama bu başladığımız ilaçlar da faydalı olmayabilir. O durumda kişinin iç sıkıntısına yönelik bazı antidepresan benzeri ilaçlar veya onun bir alt grubu olanlara veririz. Biz onlara anksiyolitik deriz. Yani can sıkıntısını giderici ilaçlar deriz. Onlardan veririz. Hatta bunun reçetesiz olanları da vardır. Çok düşük doz. Ondan başlarız. Olmazsa bir üst basamağa geçeriz. Olmazsa antidepresan ilaçlar veririz. Ve gerçekten huzursuz bağırsak sendromu olanlar bundan çok fayda görürler. Evet, şimdi bir yandan da aslında toplum içinde gaz çıkarmak ayıplanan bir şey hocam, biliyorsunuz. Evet. Gaz geldiği süreçte koşup tuvalete gitmeli miyiz yoksa tutmalı mıyız? Yani bir yandan baktığında da bunu önleyebilmek sağlıklı bir davranış mıdır? Önlemek gerekir mi? Geldiği anda çıkmanız faydalıdır. Özellikle huzursuz bağırsak hastalığında bu böyledir. Eğer ki onu çıkarmaz içinizde tutarsanız sıkıntılarınız artar, ağrınız artar. Ya tuvalete gidilmeli ya perdenin arkasına geçilmeli, bir şekilde gaz çıkartılmalı. Evet. Yediğimiz ve içtiğimiz şeyler mide gazı ve karın şişkinliğini nasıl etkiler? Hangi besinlere karşı dikkatli olmalıyız? Özellikle bakliyatlar hocam, kuru fasulye meşhurdur mesela bu konuda. Doğru. Şimdi
Kuru fasulyeyi yersiniz ama herkeste gaz olmaz, bazı kişilerde daha çok olur. Şimdi bağırsaklarımızdaki mikrobiyata dediğimiz bağırsak bakterilerinin bir kısmı kuru fasulyenin veya baklagillerin içindeki bazı yapıları, fiberleri çok kolay çözebilir. Bazıları da çözemez bunu. Ama genel olarak toplumda şöyle bir yatkınlık var. Baklagiller yediğiniz zaman gazınız olur. Bu bir sindirim zorluğudur işin açıkçası. O baklagillerin içindeki her şeyi sindirilemediğinden dolayı aşağıya iner ve kalın bağırsaktaki yine bakteriler bunları sindirir. Tabii ki bu kalın bağırsaktaki bakterilerin sindirimi aslında bir fermentasyon dediğimiz olaydır. Hani neyi fermente edersiniz? Yani boza bile bir fermentasyon ürünüdür. Biliyorsunuz yapılırken gaz çıkartır. Aynı şekilde bağırsak bakterileri de bunları sindirirken gaz çıkartır ve sonuçta fasulye de sindirilirken bir fermentasyon olayıyla çok fazla gaz çıkartılır ve dışarıya atılır. Evet, bazı gıdalar daha fazla gaz yapar. Çok rahatsız ediyorsa o gıdalardan uzak durmak lazım. Ve kişiye deriz ki sizi ne rahatsız ediyorsa yemeyin, ne rahatsız etmiyorsa yiyin. Bu bir nolu diyettir aslında. Eskiden halbuki böyle demezdik. Mide ülseri mi var veya gastrit, reflü falan. Evet, halen bir reflü diyeti vardır. Çok hafiftir, yağlı yemeyin deriz ama eskiden 14 sayfa diyet verirdik ya, artık aslında o yok. Şimdi sadece şunu söylüyoruz. Bir, ne rahatsız ediyorsa yemeyin, ne rahatsız etmiyorsa yiyin. Bir ikincisi, mümkün olduğunca Akdeniz diyetini uygulayın. Çünkü Akdeniz diyeti hem sindirim sistemini rahatlatan hem de ömrü uzatan bir diyettir ve sebze ağırlıklıdır Akdeniz diyeti. Onu uygulayın deriz. Bunu da bundan bahsetmek isterim kısaca. Yani Akdeniz diyetinde ıspanak vardır, pırasa, lahana vardır, enginar vardır, karnabahar vardır, brokoli vardır ki çocukların çoğu zaman çok sevmediği gıdalardır ama aslında vücudumuz için son derece gerekli ve faydalı olanlardır. Bir ikinci grup tahıllar var. En önemlisi baklagiller var. Baklagillerden de mercimek var. Mercimeğin lif miktarı %13'tür. Yani ıspanaktan daha fazla mercimekte lif var. Yeşil nohut mercimek var. Değil mi daha? Yeşil mercimek aynen. Çok faydalıdır. Sonra nohut, bezelye, bunları almak lazım. Başka bir şey var. Haftada iki kere balık yemek lazım. Bir kere tavuk ama kırmızı eti eğer ki tabii 18 yaşın altında değilse kişi. Kırmızı eti çok tavsiye etmiyoruz. Kırmızı eti haftada bir alın diyoruz. Ama şimdi Türkiye gibi bir ülkede bu çok zor tabii. Kırmızı et tüketimimiz fazla. Hele bazı yerlerde bu bir gelenektir tabii ki. Biz diyoruz ki kırmızı eti özellikle riskli gruplar iki haftada bir veya haftada bir tüketsin. Ama bunu yaparken de Akdeniz diyetine uymak için eti haşlama olarak veya işte İzmir köfte olur veya diğer şekillerde eti ateşe değmeden pişirin diyoruz. Tabii pişirme yöntemi de önemli. Yani bir kere kişilerin pişirme yöntemi bizim ülkemizde giderekten böyle tencere yemeğinden daha çok ızgara, kızartmaya doğru kaymakta maalesef. Biraz batı tipi beslenmeye geçmekte. En faydalı olan pişirme yöntemi tencere yöntemidir. Yani bir tencere yemeği olacak. İki, daha az sağlıklı olan fırında. Sonra ızgara, sonra kızartma geliyor en altta. Kızartmayı ayda bir yapacağız. En sevdiğimiz de kızartma değil mi? Yani aslında en az. Yani patates kızartması vesaire işin açıkçası bunlar tabii ki boş kalori olarak adlandırıyoruz ama kilo alımına sebep oluyor. Akdeniz diyeti çok faydalıdır. Mümkün olduğunca uymak lazım. Ve Akdeniz diyetinin içinde bol lif vardır, fiber vardır. Kabızlığı engeller. 2018 yılında da Akdeniz diyeti yine bir ödül almıştır. Aslında ömrü uzatan diyettir. Dünyada 40 adet diyet incelenmiş. 1954 yılında özellikle Akdeniz diyetinin çok üstüne durulmuş. Ömrü uzatan iki tane diyet olduğunun farkına varılmış. Birisi Okinawa diyeti Japonya'da, diğeri Akdeniz diyeti. Tabii bizim de bulunduğumuz bir havzada. Aslında ikisinin birbirinden çok farkı yok. Okinawa diyeti ve Akdeniz diyeti aynı diyet olduğu görülmüş, farkına varılmış. Sebze ağırlıklı, lif ağırlıklı ve sonra meyve geliyor. Ve bir de en önemlisi, biraz evvel bahsetmemiştik, zeytinyağı vardır Akdeniz diyetinde. Zeytinyağını günde en azından yarım fincan, bir fincan kadar almamız lazım. Tabii kilomuza göre. Bir de zeytin. Günde en azından 10 civarında zeytin tüketmek lazım. Çünkü zeytin biliyorsunuz kalp damar komplikasyonlarını engelliyor. Bağırsakların çalışmasına kadar önemli katkıları var. Bir de Akdeniz diyetinin içindeki bu lifler var ya, hani biraz evvel bahsetmiştik, bezelyenin içinde var, mercimeğin içinde, ıspanakta, pırasada. Bu lifler bağırsaklarımızda bulunan 1,5 kilogram iyi huylu bakterinin besin kaynağıdır. Bunlar prebiyotiktir. Probiyotik dediklerimiz iyi bakterilerdir bağırsağımızda bundan. Yani düşünün, 1,5 kilogram şu kadar bir kütle ediyor bağırsak ve bunlar canlı organizma. Aslında
Bunlar bizim içimizde yaşayan ve bize faydalı olan mikrop. Ama bu bağırsaktaki bakterilerin %85'i iyidir, %15'i kötüdür. Eğer ki siz bu iyi bakteri grubunu beslemezseniz bu Akdeniz diyetiyle, her gün batı tipi beslenme, işte hamburger yemek, durmadan makarna, pizza yemek veya bunun gibi her gün pide, börek yemek, o zaman sizin kötü bakterilerinizi, o %15 bakterilerinizi arttırır, iyi bakteriler azalır. O zaman bağırsak dengesi bozulur ve geçirgen bağırsak sendromu olur. Evet. Ve bağırsağın içindeki bazı mikroplar ve alerjenler bağırsak duvarını geçer ve kana karışır, alerjik hastalıklar ve bazı bağ dokusu hastalıklarına neden olur. Tabii bağırsak bakterilerini bozan başka bir şey var, mide ilaçları. Çok yaygın kullanan, hani demiştik evet, ya ülseri. Bir yandan da aslında şimdi ülserin, reflünün işte sürekli kullanılabilir mi ilaçları? Ben mesela zaman zaman kullanıyorum, yani sancılarım çok tuttuğu zaman sürekli de bir ilaca bağımlı olmayı tercih etmiyorum. Bu konuda siz ne diyorsunuz hocam? Şimdi çok hassas bir konu mide ilaçları konusu şu yönden. Eskiden ilk 1980'lerde doğru dürüst ilacımız yoktu. Gerçekten bir mide ilacı var, asidi azaltırdı ama çok faydalı olmazdı. Ülserli hastaları durmadan ameliyata verirdik. Yani midenin, o dönemden kalan mide hastalarının çoğunun zaten midesinin yarısı yoktur, bir kısmı yoktur veya midenin sinirleri kesilmiştir, o beyinden gelen sinirler. Sonra H2 reseptör blokörleri denen bir grup çıktı. Gerçekten %80 civarında ülseri iyileştirdi. Sonra bu proton pompa inhibitörü, yani asit pompasını engelleyen ilaçlar çıktı. Oldukça da zararsız bulundu ve öyle bir yaygın kullanılmaya başlandı ki, eskiden her midem ağrıyor, gece uyandırıyor veya işte karnımda aç kalınca ağrılar var diyene endoskopiyle girip baktığımız zaman orada ülser görürdük. Ama şimdi yok. Çünkü o kadar yaygın bir kullanımı var ki, konudan komşudan alıyor, eczaneden alıyor, midem ağrıyor diyor ve aldığı zaman ülser aslında yok oluyor. Ve bu sefer ülserden daha çok reflü hastalığı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü o hastalık azalınca reflü daha baskın olmaya başladı. Bu ilaçları biz reflüde de kullanmaya başladık ama bu ilaçlar ilk çıktığı zaman 3 aylığına kullanmaya başladık. Neden? Ülser tedavisi 3 ay, 3 ay yeter dedik. Veya reflü, en ağır reflüyü 3 ayda geçirirsiniz. 3 aydan fazla vermedik. Çünkü 3 aydan fazla verirsek farelerde özel tip bir mide kanseri yapıyordu. İnsanlarda ispatlanamamıştı bu ve dedik ki 3 ay kullanın. Evet. Sonradan fark ettik ki daha uzun kullanılabilir. Kullanmaya başlanıldı. Özellikle Avrupa'da 5000 kişi 12 yıl kullandıktan sonra dedik ki çok, yani zararsız ilaçlar ama son 4-5 senedir fark ettik bu ilaçlar zararsız değil, oldukça zararlı ilaçlar. Yine demek ki 3 aya dönmek gerekiyor. Ve aslında bundan dolayı tabii öyle 5, 10, 15 yıl bu mide ilaçlarını kullanmamak lazım. Kalsiyumu düşürür ki kırılmalara da sebep olur. Bağırsak mikrobiyatasını bozar. Bir de proksimal tip mide kanserini arttırır. Kafamıza göre ilaç kullanırken dikkatli olmamız gerektiğini de bir kez daha tekrarlamış oldunuz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdığınız için, bilgilendirdiğiniz için ağzınıza sağlık. Hoşçakalın.